Kapalı kapılar ardında bu büyücülerin yaptığı büyüler uzaktaki insanlara nasıl tesir ediyor? Bunlar geldiği zaman belli şartlarla koşarlar. Derler ki Kur'an-ı Kerim'e lamat. Kocasıymış gibi görünerekten kadına tecavüzde de bulunuyor. Ve kocasının yapacak hiçbir şeyi yok. Bir dokunamıyor çünkü soyut bir varlık. Haşa, büyücüler Allah'ın iradesi dışında bir insana bir şey yapabilirler mi? Yapılan işlemlerin çoğu hepsi tutsaydı şu an herkes büyülenmiş, ortada delirmiş bir vaziyette geziyor olması lazım. Yapılan bu büyüler ile ölü birisi diriltilebilir mi? Eski kitaplarda olan şerli varlıklar vardır, onlar davet edilir. Belden aşağısı yerin altında olarak sana gelir. Bize kendinizden bahseder misiniz? Tabii, ismim Mustafa. Hafızlık yaptım. Havas ilmiyle, rukiye ve cindarla birleştirdiğim bir metafizik uzmanlığıyla uğraşıyorum. 10 yıllık bir medrese eğitiminden sonra bu işlere başlamış bulunuyoruz. Büyü nedir? Büyü bir kişinin bazı belli başlı malzemeleri kullanarak, bazı varlıkların enerjisinden faydalanılarak kişilerin iradelerini elinden alma, robotlaştırma ve kişiler üzerinde hakimiyet kurma yöntemidir. Amaçları farklıdır. Bir kişinin yuvasını yıkmak, onu eşinden uzaklaştırmak, gideni geri getirmek veyahut da buna benzer haset, kin, nefret ve kalp bozukluğundan kaynaklı niyetlerle yapılan bir şeydir. Ve karşı tarafı da olumsuz yönde etkileyen kozmik bir enerjidir. Her isteyen büyücü olabiliyor mu? Her isteyen büyücü olamaz. Bunun bazı bilgilere hakim olması gerekir. Bazı varlıklara hakim olması gerekir. Ulaşması gereken malzemeler, yapılması gereken işlemler vardır. Bu işlemleri nizami ve intizami bir şekilde saatine, dakikasına uygun olarak yapabilmesi lazım. Yalnız büyü yapıldığı zaman yapan kişinin İmanını tamamen teslim edeceğini bilmesi lazım. Dünyada ve ahirette yerinin olmayacağını, cehennemin dibinde fokur fokur kaynayacağını bilerek bunu yapması lazım. Çünkü sonuçta siz başkasının iradesini elinden alıyorsunuz, onu robotlaştırıyorsunuz. Eğer sevgi için bunu yapıyorsanız, yapmacık bir sevgiye hasıl oluyorsunuz. Eğer birisinin yuvasını yıkmak ve onu elde etmek için yapıyorsanız, yine ona zarar vererek bu işi yapıyorsunuz. Bu da haramdır. Tekrar tekrar söyleyelim. Peki, büyü nasıl yapılır? Büyünün çeşitleri vardır. Mesela vudu, kabala veyahut da papaz büyüsü sayabileceğimiz birkaç büyüden belli başlılardır. En çok bilinenlerden mesela bunlar vardır. Mezar büyüleri vardır. Bunlar büyücü ismi verilen, kendilerine şeytana kulluk eden, şu anki günümüzdeki ismi ritüel olan bazı metodların uygulanmasıyla yapılır. Mesela bir kişiyi bir kişiye döndürmek için o kişinin kanı, tırnağı, saçı ve benzeri bazı malzemeleri, resmi, benzeri malzemeler getirilip, talep edilip, onun üzerine tılsım, vefk, bazı yazılar yazılarak ve cin görevlendirilerek yapılan işlemlerdir. Haşa, büyücüler Allah'ın iradesi dışında bir insana bir şey yapabilirler mi? Bu söz konusu bile değil. Çünkü zaten bu tutan büyüler, yapılan ve tutan büyüler genelde üzerine yapılan kişileri imtihan olması için Allah'ın izin vermesiyle olur. Eğer bir kişide büyü var ise o Allah'ın ona imtihanıdır. Buna bu gözle bakmak lazım. Büyücü istediği kadar büyü yapsın, istediği kadar bunun peşinde koşsun. Eğer Allah onun olmasına izin vermiyorsa bu söz konusu bile değildir. Yapılan işlemlerin çoğu hepsi tutsaydı şu an herkes büyülenmiş, ortada delirmiş bir vaziyette geziyor olması lazımdı. Kapalı kapılar ardında bu büyücülerin yaptığı büyüler uzaktaki insanlara nasıl tesir ediyor, nasıl temsil ediyor onları?
Metin sana büyü yaptırmak istiyor. Metin senin saçını şuradan buluyor, bana getiriyor. Ya da kıyafetini çalıyor getiriyor. Ya da tırnağını kesmişsin, çöpe atmışsın. Getiriyor bana, diyor ki ben diyor bu arkadaşın diyor. Ne yaptırmak istersin buna? İşlerinin kötü gitmesini istiyorum. Bu arkadaş varlık içinde yokluk çeksin. Yani bedbah olsun. İki yakası bir araya gelmesin istiyor. Ve Mısır'da bak öğreten kişiler önce şunu yapıyor. Büyü öğretiyor ya mesela. Tam tarif etmiyor. Hatta büyüyü yaptırıyor. Yaptırma aşamasına, yani tamam bu büyü oldu diyeceği aşamaya gelmeden bırakıyor. Yani büyüyü yaparak öğretiyorlar. Bak bu büyü böyle yapılır diye. Büyüyü geldi. Bana bu malzemelerini, resmini işte verdi. Ben bunlarla bazı malzemeleri üstüne tılsımlar yazarım, vefkler yazarım. O saç, tırnak ve eşya seni temsil ediyor. Ya da mumdan bir bebek yapıyoruz, bu arkadaşı temsil ediyor. Hele anne ismiyle kendi ismini de biliyorsa çok güzel. Bir de kanı falan varsa bu arkadaşın, işte saçı, tırnağı sanki DNA'sı. Çünkü DNA'sı bu, o arkadaşın DNA'sı cinin onu bulmasını sağlayacak. Yani bir bilgisayarı çökertmek için virüs atarsın, gider o virüs bilgisayarı çökertir. Aynı insan hayatına atılan bir virüstür büyüyor. Bu tırnaklardan, saçlarından işlemi yaptım, tılsımı yazdım. Cin davetini yaptım, cin geldi, anlaşmayı yaptık. Yani genelde şey vardır, eski kitaplarda olan şerli varlıklar vardır, onlar davet edilir. Mesela bir tanesi... Tanınmış. İki tane cindir ama yanlarında üç tane görevliyle gezerler. Belden aşağısı yerin altında olarak sana gelir. Bunlar geldiği zaman belli şartları koşarlar. Derler ki sen bu büyüyü yapmak istiyorsan Allah'a şirk koşacaksın. Nasıl yapacaksın bunu? Bize secde et. Tamam mı? Ya da der ki bizim senin ilahımız olduğunu kabul et. Ya da der ki Kur'an-ı Kerim'i lağma at. Bak basit cinler de şunu ister, tamam mı? Kıytırık, böyle bir işe yaramayan, çelimsiz cin de der ki ya şuraya bir masa kur da rakı masası, işte içki masası, demlenelim he. Ya da der ki bir kadınla zina edeceksin, ben de senin bedenine gireceğim, ben de keyifleneceğim der. Bunu sahip misin? Zaten onu izleyen cin ona musallat olması gibi bir şey değil, içine giriyor. Ya zaten cinin maksadı o. Şimdi cinler insan bedenindeyken diğer zevklerden daha çok haz alıyorlar. Mesela bir cin sigara dumanını sever, tamam mı? Ama insan bedenine girip orada içtiği bir sigaranın tadını hiçbir şey vermez ona. İnsan bedeni bir cin için şey gibidir. Biçilmiş kaftan. Bak hele, bak ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bir tane kadın vardı, seansına gittik biz bu kadının. Tam sıkıştıracak cin dedi ki bir dakika dedi. Durun dedi. Sizin dedi sıkıştırmanıza falan gerek yok dedi. Ben gideceğim zaten, sizi bekliyordum dedi. Dedik bu bizle dalga geçiyor, vurun. Yok yok dedi, ben dalga falan geç. Bir dinleyin beni dedi, tamam mı? Ha diyeceksin ki hocam siz bunu nasıl anlıyorsunuz? Şimdi bir cin transa girdiği zaman gözler ya kapalıdır, böyle böyle hareket eder, sabit bakar. Açıksa da sabit bakar. Vücudunda istemsiz şöyle şöyle hareketler olur. Videoda göstereceğim sana. Tamam mı? Vücutta kasılmalar olur, vücutta sertleşmeler olur ve ses tonu değişir. Hüteci gibi falan böyle gırtlaktan bir konuşma çıkar, tamam mı? İşte cin bedeni ayarlayamıyor, bedene tam hakim olamadığı için öyle oluyor. Ve sen ayet okuduğun zaman çarpılıyor cin. Vücudu yanıyor, anlamsız bir hale geliyor ve vücudu kontrol edemiyor. Bir cin bedene girdiği zaman metabolizması vardır. Kendi metabolizmasını insanın metabolizmasına alıştırır. Sonra onunla yer içer, yatar, kalkar, odur yani. Sonra bu kardeşim dedi ki, ben dedi gideceğim dedi. Bir şeyin bilinmesini istiyorum dedi. Onunla gideceğim. Lan şimdi cin mantıklı konuşuyor ya, benim hoşuma gidiyor. Tamam mı? Şimdi çıkartmak değil. Yok aslında aklı başında değil, geri zekalı ama idare edeceksin yani. Dedim ne oldu? Dedi ki, bu kız benden daha şeytan dedi. Niye dedim? Benim olduğumun, bir büyünün yapıldığının ve şeyin farkına vardı dedi. Ve bunu çok güzel kullandı dedi. Nasıl yani dedim. Gittiği hoca buna dedi ki dedi, sen zina edersin, sen şunu yaparsın, cin buna bunu yaptırır, şunu yaptırır. İşte haram olan her şeyi cin buna yaptırır böyle giderse dedi dedi. Bu da dedi, bu hocanın söylediği iş onun hoşuna gitti dedi. Her gün dedi başka sevgili yapıyor dedi, her gün başkasının yatağında dedi.
Her gün dedi bardan pavyondan çıkmıyor dedi. Ben sıkıldım dedi. Bak alkolü içiyor 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 artık kusuyor dedi. Ben sordum böyle oluyor mu dedi. Hocam bu dedi babası. Hocam biz eve sokamıyoruz kızı dedi. Annesi babası buna bir şey yaptığı zaman dedi hemen kendine intihar ediyormuş, süsü veriyor, krize girip elini ayağını sallıyormuş. Böyle böyle yapıyormuş. Tamam mı? Bak bu benden daha şeytan dedi. Ben gidiyorum siz ne yapıyorsanız yapın bununla dedi. Ben böyle bir salağa musallat olduğum için ben pişmanım dedi. Tamam mı? Kızı yerden yere vurdu. Lan şimdi ben ne yapacağım ki? Yani cin gitti. Kendi gitti. Benlik bir durum yok ortada. Benlik için bir şey kalmadı yani. Bu işlerle uğraşırken hiç korkunç bir vakayla karşılaştınız mı? Bunu da şöyle anlatayım. Biz de artık olaylarla karşılaşa karşılaşa korkunç kelimesi anlamını yitirdi. Belli bir şeyden sonra bize normal geliyor. Mesela orada danışanın yedirilmiş, içirilmiş büyüsünü kustururken bile biz orada bir şeyler yiyip içebiliyoruz. Yani artık o kadar işin içine girdik. Kocaeli'nden gelen bir ablamız vardı. Yatağının kenarından kemikler, vazolarının içinden yapılmış muskalar çıktı ve bunların büyüsünün bir tanesi de mezara gömülüydü. Ablayı 3 haftalık bir tedavinin sonunda elhamdülillah şifasına kavuşturduk. Yuvası da yıkılmak üzereydi zaten. Lakin bu abla ilk geldiğinde okumaya başladığımızda karnı şişti ve kocaman oldu ve hamile ablalarımız çok iyi bilirler. Çocuk hareket ettiği zaman el ve ayakları böyle derilerinin üzerinde şekilleri çıkar ya. Aynı o şekilde karnında bir şişkinlik oldu ve sağa sola vuran sivri bir şey vardı karnının içerisinde. Ben en çok etkileyen olaylardan bir tanesi buydu. Orada zaten dedim herhalde benim artık hocalığımın bir bittiği an bu an. İkinci bir olayı size anlatayım. Kendisi üzerine yine büyü yapılmıştı ve dayım dediği evine giren bir insan bunu yapmıştı. Büyü yaptığı kişinin annesiyle bir tartışma içerisine giriyor ve adam çocuklarına dahi büyü yapıyor. Ayna büyüsü dediğimiz bir büyü var. Normalde kadının etrafında dolaşan ama kadını seven, ona aşık olan bir cini davet yapıyor ve kadının üzerine büyü yoluyla bağlıyor. Daha sonrasında cini bunu yerine getirmediği takdirde acı çeksin diye cine de büyü yapıyor. Ve eşiyle her birlikte olduğunda eğer cin buna mani olmazsa cinin etleri kesilip lime lime oluyor ve cinin vücudundan kanla akmaya başlıyor. Tuvalet ve incir ağacı arasına gömdüğü muskalar, evinin içerisine koyduğu muskalar ve aynanın arkasına koyduğu bir muska sayesinde bunu yapıyor. Öyle bir ev düşünün ki mutfakta oturduğunuz sandalyeler bir anda salonun ortasına fırlıyor. Camınız, çerçeveniz iniyor ve evin bütün kapıları, pencereleri aynı anda açılıp kapanmaya başlıyor. Gece sizi darp ediyor. Rüyasında ona kocasıymış gibi görünerekten kadına tecavüzde de bulunuyor. Ve kocasının yapacak hiçbir şeyi yok. Bir dokunamıyor çünkü soyut bir varlık. Kadın hem büyüden dolayı sıkıntı yaşıyor hem cinni varlıktan dolayı sıkıntı yaşıyor. Elhamdülillah bunu da çözdük. Lakin abla çok sıkıntı yaşıyordu. Vücudunda morluklar oluyordu. İş yerine gittiği zaman diyorlardı ki ya seni kocan mı dövüyor? Şimdi desem ki diyor kocam dövüyor. Bu sefer kocama hem iftira atmış olacağım hem de onu zor duruma sokmuş olacağım diyor. Ama diyor desem ki bunu bir cin yapıyor. Böyle bir sıkıntım var. Bu sefer bana deli diyecekler ki diyor adım deliye çıkmıştı zaten diyor. Büyü yapıyor, davet yapıyor. Çoğu cin bu davetlerde mesela gelse bile büyü yapmak istemeyen cinler var. Ben bunu yapmak istemiyorum diyor. Büyücü o kadar şerli bir varlık ki o kadar kendinden geçmiş, rezil olmuş, bedbaht olmuş, uğursuz, çirkef. Yani ne sayabiliyorsanız sayın böyle bir hale gelmiş ki cine de büyü yapıyor. Ya onun çocuklarını eşini elinden alıyor diyor ki bak bunları yakarım öldürürüm. Şu cini onlarla tehdit ediyor. Veyahut da cini çağırıyor cine de bir büyü yapıyor. Eğer diyor sen bu işi yapmazsan sana da böyle bir ceza uyguluyorum. Ona da bir büyü yapıp onu da zor duruma sokuyor. Yapılan bu büyüler ile ölü birisi diriltilebilir mi? Büyü yapılarak ölü diriltilemez. Buna şöyle kısa bir cevap vereyim. Lakin ölü bedenlerle büyü yapılabilir.
Peki bu insanların ölümüne sebep olan büyüler nelerdir? Genelde sabun ve mum ile yapılan büyülerdir. Daha farklı büyüler var ama Türkiye'de en çok bilinen sabun ile yapılan sabun büyüsüdür. Kara büyü diye geçer. Birçok yerde görülür. Genelde bunlar sadece öldürmek için değil. Mesela bir kişinin yuvasını dağıtma veyahut da sağlığını bozmak için de yapılır. Mezara gömülen büyülerin amaçları ya ölümüne kadar devam etmesi, o büyünün devam etmesi için ya da öldürmek için yapılır. Genelde de zaten mezar bir ölüm ifade ettiği için, sembolik bir durum olduğu için oralara gömülür. Yapılan her büyü zaten sembolik olarak yapılır. Ya kişilerin sabundan, mumdan bebekleri yapılır. Üzerlerine iğneler saplanılır, okumalar yapılır, davetler yapılır. Üzerlerine yine sizin kanınız, saçınız, tırnağınız varsa onlar işlenir. O şekilde sizin üzerinize necis ve kozmik bir enerji atılır. Bu enerjinin altında kalarak siz eriyere eriye, sabun eridikçe siz de erirsiniz. Nitekim bu bizatihi benim başıma geldi. Büyü yapmak şirk midir? Yani insanı dinden çıkarır mı? Büyü yapmak şirktir. Bunun en güzel örneği Bakara 102. ayettir. Harut'la Marut'un imtihan olmak için, yani insanlara imtihan olsunlar diye gönderilen büyünün, onlara tarif ederken büyünün nasıl yapılacağını öğrenen kişilere anlatmadan önce şunu söylüyordu. Bak, bunu öğreneceksin ama bunda senin için cehennem azabından başka hiçbir şey yoktur. Sen bunu yaparsan ebedi cehennemlik olur, imanından olursun diye uyarmadan hiç kimseye hiçbir şey öğretmiyorlardı. Harut ve Marut büyüyü öğretirken bu telkini sürekli yapıyorlardı. Bakara 102. ayette Süleyman büyü yapanlardan, kafirlerden olmadı diye geçer. Merak eden arkadaşlarımız oradan okuyabilirler ve bizatihi Kur'an-ı Kerim'de şirk olduğu yazıyor. Büyü yapan kişilerin kabir azabı nasıl olacak? Büyü yapan kişilerin kabir azabını ne kadar şiddetli olacağını tabii ki Allah Azze ve Celle bilir. Biz onların çok büyük elim azaplara uğramaları için dua ederiz. Lakin büyü yapan ve yaptıran kişilerin bu dünyada benim bizatihi gördüğüm ve büyü yaptırdığını bildiğim kişilerin ailelerinin darmadağın olduğunu, kendilerinin çıkılmaz sıkıntılara girdiğini, çoğunun da vefat ederken, ölürken parçalanarak, araba kazasında parçalanarak veya yanarak öldüklerini gördüm. Kanser hastası olup bedeninin adeta bir et gibi, et parçası gibi çürüyüp kokarak, kokudan dolayı kimsenin yaklaşamayarak böyle bir çukura atıldığını, namazı kılındı, alelacele kılınıp atıldığını gördük. Ama azabının ne kadar şiddetli olacağını Ali İmran suresi 3. ayette bakabilirler. Büyücüler birilerini kendilerine ya da başkalarına aşık edebilirler mi? Günümüzdeki en büyük hastalıklar ya birini birine bağlama, aşık etme, ona celbi muhabbet dediğimiz işlemleri yapma ya da birini birinden ayırmadır. Biz bu durumdan çok muzdaribiz. Gelen 10 kişiden 7'si ya birini diğerinden ayırma için, evliliğini bozma için yapılan bir büyüden dolayı geliyor. Ya da bize şunu rica eden de oluyor. Hocam ben kız arkadaşımı çok seviyorum ya da hocam ben erkek arkadaşımı çok seviyorum. Beni bıraktı, onu bana geri getirir misiniz? Veyahut da hocam ben erkek arkadaşımdan ayrılmak istemiyorum. Onun bana geri dönmesini sağlayın, bana aşık edin. Köpek gibi peşimde koşsun, o kadar beni sevsin ki gözü benden başka kimseyi görmesin diye ricada bulunan insanlar var. Ki inşallah bu o kalplerinin fesatlığı yüzünden gittikleri insanlar da bunu yaptıkları halde tutmaz ve kendileri pişman olurlar. Evet, büyücüler birilerini kendilerine aşık edebilirler. Kişiler celbi muhabbet yolu ile aşık edilebilir, kalpleri birbirine ısındırılabilir, şirinlik muskaları ile sevdirilebilir. Bunlar yapılan işlemler, bunlar da genelde aşık etme olaylarında tatlı şeyler kullanılır. Büyüyle birini aşık etmek mümkündür. Büyücüler de zaten en büyük müşteri kaynakları tekrar kendilerine bağlama yöntemidir. Aykırı soruların bu bölümünde metafizik uzmanı hocamızla beraberdik. Sağ olsun kendisi bizi kırmadı ve sorularımızı cevapladı. Hocam son olarak eklemek istediğiniz bir şeyler var mı? Tabii ki illaki son sözümüz var. Sizi izleyenlerden ricam,
Ve onların hani hem imani konuda tehlikeye girmemeleri için hem de zarar görmemeleri için maddi ve manevi. Gideni geri getirme, sevginin benden ayrıldı bunu geri bana döndürün gibi işlemlerin yapılmaması. Çünkü bu çok yaygın bir işlem. Falcılara, gelecekten haber verenlere inanmamalarını, bunları yaptıklarında imani olarak zarar göreceklerini söylemek istiyorum. Çünkü yapılan her büyü şirktir. Dinden çıkarsınız. Aşkınızın, sevginizin uğruna dinden çıkmaya değmez. Eğer o gidiyorsa bırakın gitsin. Belki Allah size daha iyisini nasip edecek. O sizin için hayırlı değildi ve onu sizden uzaklaştırdı. Saplantılı bir aşk yaşamak yerine ya da yapmacıktan bir sevgi yaşamak yerine bırakın gitsin ve siz de büyü, sihir gibi şeylerle uzak durun. Falcılardan, gelecek hakkında bilgi almaktan uzak durun. Hepinize şöyle bir tavsiyede ve ikramda bulunmak isterim. Eğer üzerinde sihir, büyü, bağlılık olduğunu düşünen kişilerin kendilerine bir bardak suya, namazda okunan bütün duaları besmele ile okuyup sabah akşam 21 gün boyunca içmelerini tavsiye eder, niyet ederek. Ve inşallah böyle bir hastalıkla imtihan olmamalarını Rabbimden niyaz ediyorum. Arkadaşlar, siz de videolarımızı izledikçe ben de kendimi İslami olarak geliştirebilseydim, keşke ben de bunları öğrenebilseydim diyorsanız size bir müjdemiz var. Binlerce kişinin manevi hayatını değiştiren dijital üniversitemiz Mesken Akademi uygulamamız çıktı. Sen de hemen sınıfa katılıp eğitimlere başlamak istersen tek yapman gereken WhatsApp hatlarımızdan bize ulaşmak.